Merhabalar, ben White Rabbit. Bu videoda Zeus Network'ün aslında oluşturmuş olduğu yeni DeFi projesi olan Apollo'nun testnetine katılacağız. Bu söylediklerine göre attıkları tweet'e baktığımda teşvikli olarak görünüyor ve Galaxy üzerinde bazı işlemler paylaşmışlar. Aslında kısaca Apollo projesinden bahsetmem gerekirse, az önce söylediğim gibi Zeus Network üzerine inşa edilen ilk DeFi ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne işe yarıyor? Aslında bu projeyi önemli kılan şeylerden bir tanesi BTC ve Solana arasında bir cross-chain sağlıyor olması. Nasıl yani? BTC likiditesini ZBTC adıyla Solana'ya sorunsuz şekilde aktarmak için oluşturulmuş bir DeFi ürünü diyebiliriz. Bu proje aynı zamanda OKX Ventures'ten de yatırım almış bir proje. Aynı zamanda Animoca Brands, Spartan gibi yerlerde var. Burada gördüğünüz gibi Angel Investor'lar arasında Solana'nın co-founder'ı, Stax'ın co-founder'ı ve Mechanism Capital'in founder'ı da yer alıyor. Oldukça kısa olduğu için ben de katılmaya karar verdim. Açıklamaya link ekleyeceğim. Dilerseniz oradaki linkten kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle katılacağımız sayfa burası. Basit olarak aslında ilk görevler, vizit görevleri. Genelde ben böyle projeleri yaparken önce şu space'leri takip ediyorum. Follow space dediği yani şuradaki projeyi takip etmek oluyor. Bunu follow ettikten sonra devam edelim. Vizit dediği yani sadece aslında ziyaret etmekten bahsediyor. Şöyle ziyaret edelim, dönelim. Yine aynı şekilde şurayı ziyaret edelim. Şöyle bir zaten ilk görevi oldukça kolay. Burada şunu söyleyebilirim. Burada visit diyor ama mesela Muses Wallet için aslında devamında Muses Wallet'ı kullanacağız gibi görünüyor. Çünkü burada withdraw ve deposit gibi işlemler yapacağımız için buralarda Muses Wallet'ı kullanacağız. Dolayısıyla şurada Muses Wallet'ı kurmak için hemen şöyle gidelim. Add to Chrome deyip bu uzantıyı ekliyorum. Şeyi de anlatacağım yani kısaca bir kurduktan sonra nasıl kurmanız gerektiğini ekstra bir bilgisi varsa onu söyleyeceğim. Visit to activate Muses Wallet diyor. Hemen şöyle gitmiş olalım. Burada da zaten nasıl kurulduğundan bahsedilmiş bu linkte. Eğer kafanız karışırsa bu son linkte de bunu kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle bakalım onaylanmışlar mı? Gördüğünüz gibi hepsini onaylamış oldular. Hemen claim ediyorum 200 puanımı. Ve ilk partı böylece tamamlamış oluyorum. Ardından şöyle hemen bakalım diğer işlemlere. Burada Muses Wallet ile ilgili işlemlerimiz var. Ben şimdi Muses Wallet'ı kuruyorum. Ondan sonra işlemlerimize devam edelim. Cüzdanı kurdum. Oldukça basit, standart bir cüzdanı nasıl kuruyorsak yine burada da aynı şekilde kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Sadece ekstra ekleyeceğim. Tabii ki her wallet'ta olduğu gibi kelimelerinizi mutlaka birkaç yere yedeklemeyi unutmayın. Şimdi Muses Wallet'ı kurduktan sonra hemen şöyle claim TBTC deyip buradan detail kısmına geliyorum. Bakın burada bir link var. Bu linke tıklıyorum. Connect Wallet deyip ardından da burada önce Solana Wallet'ımı ardından da Muses Wallet'ımı bu siteye bağlıyorum. Şimdi Solana Wallet'ı bağladım, ardından Muses Wallet'ı bağladım ama Activate deyip şöyle ardından Claim diyorum. Bu alana Solana adresimizi yapıştırıyoruz. Şöyle Wallet adresimizi yapıştırıp ardından miktar seçip Confirm Airdrop deyip bize test tokenlerini göndermesini istiyoruz. Ardından şöyle dönelim, activate diyelim. Şöyle aktive ediyorum. Ardından onaylayalım. Böylece bu işlemi tamamlamış oluyorum. Ardından claim butonuna tıklıyorum. Böylece test BTC'yi claim etmiş oluyorum. Hemen devam edelim. Bu işlemi tamamladık. Şimdi deposit işlemi yapmamızı istiyor bizden.
Deposit your test BTC diyor. Şöyle gelelim. Stake kısmına geliyorum. Burada test BTC miktarını yazıyorum. Örneğin şu kadar miktar yazıyorum. Deposit diyelim. Confirm deyip bu işlemi onaylıyorum. Tekrar dönelim Galise'ye. Withdraw işlemi yapmamızı istiyor bizden. Şöyle gelelim. Withdraw sekmesine tıklıyorum. Maksimum. Bakalım bu işlemi henüz tamamlamadı sanırım. Şuradaki deposit tamamlamadığı için şurada onu göremiyorum. Deneyelim. Henüz gelmemiş ama withdraw için de buraya miktarı yazıp ardından withdraw butonuna tıklıyorum ve bu işlemi tamamlamış oluyorum. Böylece şunu da onaylamış olacak. O arada şunu da visit yapalım tamamlanması için. Şu sayfayı yenileyeceğim. Belki tamamlar. Withdraw'da görünüyor mu? Hala geçmemiş. Biraz daha gönderelim olmazsa. Deposit diyelim. Şöyle bakalım. Tamamlanmadığı için henüz withdraw yapamıyorum. Ama dediğim gibi o işlem birazdan onaylanır. O arada şunlar tamamlandıysa onları check edelim. Sayfayı yeniliyorum. Galaxy biliyorsunuz bu konularda biraz hassas maalesef. Şunlar biraz geç onaylanabilirler. Bu withdraw'da dediğim şekilde tamamlayabilirsiniz. Geldik buraya. Burada basit sosyal medya zaten seçenekleri var. Onları takipte, Discord kanallarına katılmaydı. O şekilde tamamlayabilirsiniz. Şöyle bakalım hemen. Şimdi burada bazı batchlerden bahsedilmiş. Hemen şöyle bakıyorum neymiş bu diye. Şöyle yapıyoruz. Burada çeşitli batchler var daha önceden Zeus Network'ün. Şöyle hemen bakalım şuradan. Bunlar sona ermiş. Eğer daha önceden Apollo'nun testnetine katıldıysanız ve buradan batch aldıysanız o işlemleri onaylayabilirsiniz. Bunlar eski oldukları için ben yapmamıştım ama hali hazırda yapanlarınız varsa bunu tamamlayabilirsiniz. En azından yaptıklarınızı onlardan puan kazanırsınız. Oldukça basit işlemleri var. Dediğim gibi şunlar biraz geç onaylanabilirler ama kısaca bu şekilde. Umarım buradan az buçuk da olsa bir şeyler gelir. Teşvikli olduğu zaten söylenmiş ama kısaca bu şekilde. Açıklamaya da bir link ekleyeceğim. Dilerseniz oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.